Şimdi de kameralarımızı Ege'nin incisi Bodrum'a çeviriyoruz. Ünlülerin akın ettiği Bodrum'dan gündüzüyle gecesiyle muhteşem görüntüler geliyor ekrana. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi. Demet Akalınlı, Ayla Çelik, Hakan Altun falan. Hande Yenerli, sayemde zayıfladı yani. Merve Özbeyli, taş gibi fiziğim var falan, çok iyiyim değil mi ya? Yıldız Tilbeli, Bodrum'da yaşananlar Magazin 8'de. Bodrum'da ilk durağımız Yalıkavak. Ünlü popçu Merve Özbey'in plaj şıklığına bir göz atalım. Üstüne giydiği kruvaze yaka, çiçekli kimonosu bu senenin modası. Ayağındaysa sahilde görmeye alışık olmadığımız tarzda burun kısmı bakır rengi spor bir ayakkabı giymiş. Ünlü şarkıcı Bodrum'da sahneye çıkıyor ama aklı Çeşme'de. Ben Çeşmeciyim. Lokasyon olarak Çeşme'de her yer birbirine daha yakın olduğu için. Yaz başladı. Neredeyse bitiyor. Merve Özbey de plaj plaj konser vermek için geziyor ama hala bembeyaz. Bu kadar denize yakın çalışıp hiç denize giremediniz mi? Maalesef. Olmadı. Giremedim. Maalesef. Aynen. Merve Özbey'in denize girmeme sebebi yoğunluk değil, kameralara yakalanma korkusu. Bir dönem çok zayıflamıştım, iyi hissediyordum kendimi falan bilmem ne. Şimdi yine biraz aldım ve de ne bileyim yani hani tatil asla yakalanmam, öyle bir görüntü vermem demiyorum ama hani öyle de o taş gibi fiziğim var falan, çok iyiyim değil mi ya falan deyip şöyle denizin başında duramam yani. Bodrum'da tatiline devam eden Demet Akalın da eşi Okan Kurt'la birlikte Merve Özbey'i dinlemeye gelmiş. Demet Akalın eğlenceyi kısa kesip mekandan ayrılıyor. Bakın kimlerle buluşacakmış. Beyazıt'la şeyimiz var da. Toplantı. Ayla Çelik, Hakan Altun falan. Avrupa turnemiz var ya, onun yemeği yapılacak da. Dünya starlarının böyle turnelere katılmak için çok ağır şartları ve inanılmaz istekleri oluyor. Siz bir şeyler talep ettiniz mi Demet Hanım? Benim hiçbir şartım yok abi. Ben zaten baktım. Kendi kadromu kurdum, kafa dengi. Ayla Çelik, Hakan. Bu arada müjdeyi de veriyor Demet Akalın. Yeni albüm yoldaymış. Bir klip daha çekip bitireceğim çünkü yeni şarkılarım bitmek üzere. Bunlar ne zaman? Herhalde Ekim sonu falan. Günü geceye çevirdik. Şimdiki durağımız Gümbet. Sokaklar bile gece kulübüne dönmüş. Müzik son ses. Gümbet'in en ünlü gece kulüplerinden birindeyiz. İçeride eğlence son sürat. Mekanın işletmecisi Levent Bey bile bu büyük ilgi karşısında şaşkın. Kendine güvenmek çok güzel bir şeydir. Ama işletme olarak böyle bir şeyi bekliyor muyduk derken beklemiyorduk. Buraya gelip eğlenerek mutlu çıktıklarını gördüğümüzde biz böyle kendimizi onuru hissediyoruz. Gayet mutlu oluyoruz yani. Gençler ard arda çalan hareketli şarkıların ritmine çoktan bırakmış kendini. Sahnede ise göz kamaştıran bir şov var. Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'yla program öncesi sohbetteyiz. Keyfi çok yerinde. Bakın neden. Arabesk söylediğim zaman yağlarım eriyor. O kadar mutlu oluyorum arkadaş. Onların mekanına arabeski sokuyorum ya, vallahi billahi o kadar mutlu oluyorum ki. Ve Serkan Kaya sahnede, hem de bir zamanlar arabeskin giremediği yer dediği yerde. Serkan Kaya'nın sahne aldığı plaj Hande Yener'in. Patroniçe sessiz sedasız teftişe gelmiş. Mekanımızda çıkıyor, şeref verdi. Serkan Kaya popçuların mekanında çıkınca mutluluktan yağlarım eriyor demişti az önce. Bakalım patroniçe Hande Yener bu çıkışa ne yanıt verecek? Sayemde zayıfladı yani. Ne güzel bir şey. Biz zaten karmayız, hepimiz bir aradayken güzeliz. Hepimizin rengi tadı başka. Hande Yener'in boyundan bağlı salaş mor elbisesi de pek bir şık. Sanki yeni şarkısına gönderme yapmış gibi. Ne oldu pek ne keyfin yok? Düşlerin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Gelen yerimi doldurmadı mı?
Hazır gecelere ısınmışken devam edelim. Yeniden Gümbet'teyiz. Bu kez sahnede Yıldız Tilbe var. Kalın askılı, fırfır etekli, üstü simli elbisesiyle yazlık bir şıklık yakalamış Yıldız Tilbe. Sahnede hem kendi coşuyor hem seyirciyi coşturuyor.